Alerjik egzamanın bildiğimiz en önemli nedeni çocuklarda besin alerjileridir. Ama bazen ev tozu alerjileri de ya da işte bazı kontak alerjiler de bunu yapabilir. En sık neden besinlerdir. Bunun başında da süt ve yumurta gelir. Genellikle çocuklar aslında alerji olma potansiyeliyle doğarlar. Ve bunun üstüne süt ya da işte yumurta ya da buğday ya da neyse alerji ona maruziyet sonucunda deride kuruluk, kızarıklık, kaşıntı, yara şeklinde ortaya çıkar. Çok kaşıntılı bir hastalıktır. Çocuklara en sık kaşındıran hastalıklardan biridir. Yani uyuz kadar kaşındırabilir çocukları. Çok rahatsız edicidir. Kaşıntıdan uyuyamayan bir sürü çocuk vardır. Küçücük çocuklar bile, yani hareket etmesini bilmeyen çocuklar bile bu kaşıntı nedeniyle hareket etmeye başlayabilirler. Yani bir şekilde hani ellerini götürmek isterler ya da sürtünürler, sırtlarını sürterler. Hakikaten çok kaşıntılı ve rahatsız edicidir. Bazen bu egzama olan yerlerde tabii bazı mikrobik enfeksiyonlar gelişebilir. Stafilokok dediğimiz bazı enfeksiyonlar gelişebilir. Dolayısıyla hani muayenede sadece egzama mı var yoksa egzamanın üstüne binmiş bir enfeksiyon mu var ona da dikkat etmek gerekir. Çünkü sadece egzama tedavisi verirseniz eğer oradaki enfeksiyonu tedavi etmezseniz yol alamayabilirsiniz. Eğer egzamanız besin alerjisi nedeniyle oluştuysa o zaman tabii ki bunun testlerinin yapılması hangi besinlerin buna neden olduğunun hem deri testiyle hem kan tetkikleriyle belirlenmesi gerekir. Tedavisinde de bu besinlerin kesilmesi ve derinin bakımı gerekir. Deri çok hassas bir organdır. Aslında en büyük organımız deridir. Ve birazcık da aslında bizi zorlayan bir organdır. Yani öyle hemen her zaman her istediğimiz şekilde kontrol edemediğimiz bir organdır. Ama sabırlı olmamız gerekir. Bütün alerjik hastalıklarda olduğu gibi egzamada da sabırlı olmamız gerekir. Çünkü derinin bazen biz her türlü tedbirini alsak, her türlü kuralına uysak, gıdalarını, zararlı gıdalarını vermesek bile derinin bazen kendine göre değiştiği, kızardığı, hani hastalığı, egzamayı başlattığı dönemler olabilir. Buradaki dikkat edilmesi gereken şeyler, bu alevlenmeleri doktorunuzla paylaşmanızdır. Şikayetleriniz olduğunda doktorunuza başvurursanız tedaviniz ona göre doğru bir şekilde planlanır. Doktorunuzun söylediklerini yaptığımız takdirde endişe edeceğiniz bir şey yoktur.